Dairesi bir yazı yazarak milli azim ve imanı besleyecek bir marşın yazılmasını istediler. Onların ricası bizim için emirdir. Çünkü kahraman ordumuzun her şeyden önce morale ihtiyacı var. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Herkes duygu ve düşüncelerini açıklasın. Böylece uygun bir çözüm yolu bulalım. Buyurun. Muhterem Nazım, İstiklal Marşı'nı şimdiye kadar seçmeliydik. Ancak yine de geç kalmış sayılmayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı seçileceğini gazeteler aracılığıyla ilan edelim. Hem böylece haklı davamızı dünyaya duyurmuş hem de katılımın daha fazla olmuş olmasını sağlarız. Benim şahsi görüşüm budur efendim. Haklısın Basri Bey. İlk yapacağımız iş yarışmanın şartlarını belirlemek ve halka duyurmak. İstiklal Marşı'nı seçmede komisyonumuz her türlü yetkiyle donatılmıştır. Bizim çalışma azmimiz de şevkimiz, milletimizi kucaklayan, moral aşılayan, milli duyguları ön plana çıkaran bir marşın yazılması için harekete geçmemizi sağlayacak. Buyurun. Efendim, şiirler iki türlüdür. Ya duyguların tercümanıdır, yahut derin ve ağlatılabilir ruhun ağlatıcı birer yansımasıdır. O şiirler ki ya çok yüce bir duygudan ya da çok büyük bir heyecandan doğmuştur. Bunun dışında ısmarlama yazılan şiirler maalesef ki yaşamaz efendim. Muhterem Nazım, bu marş Türk'ün kahramanlığını ve yüceliğini anlatsın. Bu marşı dinleyenler anlasın ki Türk'ü hiçbir güç esir alamaz, Türk asla esir olmaz. Haklısın Basri Bey. Sadece gazetelere ilan vermek yetmez. Bilinen büyük şairlerin hepsiyle temasa geçelim. İstiklal Marşı yazmaları için onlar ikna edelim. Buyurun. Efendim, yarışmaya ödül koyalım. Ödül, birçok şairin İstiklal Marşı yazmasını sağlayacaktır. Şairler ödülü almak için ellerinden geldiğince şiirin güzel olması için çabalayacaklardır. Efendim, bir de söz alabilir miyim? Söz sizin. Bu kafası sakıncalı olmaz. Marş para için yazılır mı? Sakıncalı olmaz Mahmut Esat Bey. Mükafatlar her zaman için teşvik edici olmuştur. Arkadaşlar, bir hata üzerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Kahraman şairlerimiz ilk defa şiir yazmamışlardı. Demek ki para karşılığında şiir yazmak söz konusu değildi. Biz onlara halkın duygularını anlatan başlar yazmaları için başvuracağız. Dönemin ünlü şairi Hecenin Üstadı Yusuf Siyah Ortaç ve dönemin bir ünlü şairi Kemalettin Kavuğ yolda karşılaşırlar. Kemalettin Bey, nasılsınız? İyiyim efendim, sizleri sormadım. Allah'a şükür biz de iyiyiz. Gazeteleri okudunuz mu efendim? Okumadım azizim, ne yazıyor? Yunanlılar ilerliyordur. Zor günler yaşıyoruz azizim. Onlar ilerlesinler bakalım. Onları geldikleri yere geri göndermek bizim boynumuzun borcudur. Siz asıl şurayı okuyun efendim. Bakayım ne yazıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden halkımıza duyurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı seçilmesi için bir şiir yarışması düzenlenmiştir. Yarışmanın şartları: 1. Yarışmaya her Türk katılabilir. 2. Şiirler milli azim ve imanı besleyecek şekilde yazılmalıdır. 3. Şiirlerde dize sayısı serbesttir. 4. Birinci gelecek esere 500 lira mükafat verilecektir. 5. Şiirlerde hece ya da aruz ölçüsü kullanılabilir. Marif Nazırı Hamdullah Supi. İşte böyle. Bu devirde 500 lira çok büyük para azizim. Hem de çok. Hakikaten siz katılacak mısınız efendim? Düşünmedim ama katılırım ya. Kazanırsam hem adımı duyururum hem de kıyıda köşede birkaç borcum vardı, onları kapatırım. Siz katılacak mısınız? Vallahi doğrusu ben de katılmayı istiyordum. İnşallah kazanan siz olursunuz efendim. Teessüf ederim azizim. Benim de temennim sizden yana. Haydi selametle. Selametle efendim. Burası İstiklal Marşı Komisyonu'nun çalışma odası. Tarih 28 Ocak 1921. İstiklal Marşı Komisyonu çalışmaktadır. Az sonra şiirlerin incelenmesine geçilecektir.
Yarışmaya şimdiye kadar kaç şiir katıldı? 723 şiir katıldı efendim. Çok güzel Adnan Bey. Binden büyük şairler de katıldı mı? Çoğu katıldı efendim. Hatta şark vakili Kazım Karabek bile katıldı. Yalnız... Yalnız ne? Yalnız Üstad Mehmet Akif katılmadı efendim. Allah Allah! Mehmet Akif, Taceddin dergahında şiir yazıyordu. Siz de bilirsiniz ki şiirin bir kısmını ben mecliste okumuştum. Çok etkileyiciydi. Neye katılmadı acaba? Efendim, Mehmet Akif sanki bir şiir değil, destan yazmıştı. Şiirini bizzat ben de okudum. Ancak ne yaptıysam bu yarışmaya katılması için Mehmet Akif'i ikna edemedim. Niye katılmamış? Merak ettim. Efendim, Mehmet Akif, milli marş para için yazılmaz. Para ödülü şairler için bir hakarettir diyor. Milli marşın millet için yazılmasının daha uygun olduğunu söylüyor. Koca şair doğru diyor. Ama bir kere ilan ettik, artık dönüş olmaz. Tam 723 şair şiir gönderdi. Bunlara tek bir kalem nesilip atamayız. En iyisi ben Mehmet Akif'e bir mektup yazayım. Asıl endişenizin icap ettiği ne varsa hepsini gideririz diye. Hatta para ödülünü kazanırsa hayır kurumuna bağışlamasını isteyeyim. Mehmet Akif bu yarışmaya mutlaka katılmalı. Diğer şehirlerinde durumlar? Yurdun her yanından binlerce mektup yağdı. Milli coşku halkına sardı ki mebuslarımız bile dayanamadı, yarışmaya katıldı. Bu millet ölmez. Bu coşku hangi millette var? Halkın yiyecek ekmeği, içecek suyu yok ama sarsılmaz inancı var. ...6 Şubat 1921. Biga Vekili, vatan şair Mehmet Akif, Taceddin dergahında çalışmaktadır. Az sonra kapı çalacak ve Mehmet Akif kapıyı açacaktır. Bir kere duyurduk. 723 şair şiir gönderdi. Bu saatten sonra yarışmanın şartlarında herhangi bir değişiklik yapmamız söz konusu dahi olamaz. Çünkü bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şanına yakışmaz. Ancak parayı Mehmet Akif kazanırsa parayı Mehmet Akif'e değil Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanır. Ver bakalım. Buyurun efendim. Biga mebusu Mehmet Akif Efendi'ye. Birinci gelecek esere 500 lira mükafat verilmesinden dolayı İstiklal Marşı şiir yarışmasına katılmadığınızı öğrendim. Sizin gibi değerli şairler bugünler için vardır. Bu yüzden sizin de yarışmaya iştirakınızı önemle rica ediyorum. Merak etmeyin. Asıl endişenizin icap ettiği ne varsa hepsini yerine getiririz. Gerekirse parayı almaz, bir hayır kurumuna bağışlarsınız. Milletimizin sizin şiirlerinize ihtiyacı var. Milletimizi şiirlerinizden mahrum etmeyin. Abdullah Supi.
milletin verdiği görevden kaçılmaz. Halkın size bir teşekkür kalacak efendim. Sağlısınız. Allah sizden razı olsun. Beni de mutlu ettiniz. Cümlemizden. Hem daha dur. Yarışmayı kazandın. Takdir Allah'ım. Efendim, sizin gibi bu milletin çekmiş olduğu acıları dile getirebilecek kim var? Sizin bu yazmış olduğunuz büyük destan birinci olmazsa şaşarım. Bak Hasan, bir daha söylüyorum. Eğer yarışmayı kazanırsan para ödülünü bana verme. Bir hayır kurumuna bağışla. Yeter ki Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Amin vekilim, amin. Ne yapılması gerekiyorsa yapılabileceğinden emin olabilirsiniz. Ben artık sizden müsaade isteyelim. Müsaade Allah'tan. Selam edeyim usta. Selamünaleyküm. Mehmet Akif şiirin geri kalanını da tamamlamıştır. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman bezmile bin secde eder varsa taşın. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşın. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşın. O zaman yükselerek arş eder belki başın. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Milletvekillerinin sürekli alkışlaması üzerine diğer şiirler okunmaz. 12 Mart 1921'de Mehmet Akif'in yazdığı şiir İstiklal Marşı olarak kabul edilir.